Müzik gelsin, Ay'a benzer şarkısı gelebilir. Ya. O kız beni görmeli gelebilir. Ya. 3 yıllık aşkta efendim mutlu son Mustafa Sandal ile Melis Süt Şurup çifti. İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturdu. Melis iki farklı gelinlik giydi. Gelinliği soracağız nasıl buldunuz diye. Mustafa nikah sonrası Ay'a benzer şarkısını söyledi ve dans etti. İzleyin. Mustafa Sandal'la Melis Süt Şurup nikah masasına oturdu. Evet. Ünlü çiftin Türkiye'deki düğününde davetlileri neler bekliyor? Aile arasında düzenlenen sade bir nişan töreniyle Şubat ayında evlilik yolunda ilk adım atan Mustafa Sandal'la Melis Süt Şurup cumartesi günü Roma'da dünya evine girdi. Sayın Melis Süt Şurup ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Peki. Melis Süt Şurup derin göğüs dekolteli ceket pantolon takımı giyerken Mustafa Sandal klasik bir siyah takım tercih etmişti. 4 kişiyle konsoloslukta kıyılan nikahın ardından Mustafa Sandal Ay'a benzer dansıyla mutluluğunu gösterdi. Tamamdır. Nikahtan sonra Roma sokaklarında fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi ünlü çift. Melis Süt Şurup fotoğraflar içinde üzeri işlemeli mini bir gelinlik giymişti. Mustafa Sandal'la Melis Süt Şurup'un nikahı sade oldu ama düğünü son derece gösterişli olacak. Çiçeği burnunda evli çift 11 Haziran'da Marmaris'te 5 yıldızlı bir otelde düğün yapacak. Üstelik bu düğün sadece Mustafa Sandal'la Melis Süt Şurup'un değil hiç tanımadıkları insanların yüzünü de güldürecek. Zira çift davetlilerden hediye yerine Engelsiz Yaşam Vakfı'na bağış yapmalarını istedi. Sayın Melis Süt Şurup ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Peki. Bu arada Mustafa Sandal evlenir evlenmez sahneye çıktı. Balayına gitmek yerine hayranlarıyla buluştu. Mustafa Sandal sahnedeyken gelin hanımda nikah fotoğraflarını paylaştı. Aynı anlarda Mustafa Sandal'ın eski eşi Emine Yao için Paris'te arkadaşlarıyla verdiği mutluluk pozlarını yayınlaması da manidardı. Unutulmaz şarkılara imza atan Mustafa Sandal. Evet. Doğal olarak takipteyiz tabii yıllardan bu yana ama şu düğünde dikkatimizi çeken ufak tefek ayrıntılar, bir şeyler vardı. Ben neye çok takıldım? Neye takıldın? Mustafa Sandal'ın suratına takıldım. Nesine? Çok iyi gözüküyor Mustafa. Çok iyi görünüyor ama bir şey var o suratta. Ha, bu yanaklarda. Bir işlem var diyorsun. Bir işlem var. Bir dolgu falan var. Şu yanaklarda. Yanaklarda var dolgu. Gelin hanımda da var zaten. Evet. Zaten yani, dolgu olmayanı. Yelda aralarında 19 yaş fark var. Mustafa Sandal 52 yaşında. Melis de bildiğim kadarıyla değil mi? 53 yaş, pardon 33 yaşında. Evet evet 19. Yani 19 yaş fark 19 var ama yaş. Şu görüntüye baktığında yaşıklar. Onları hiç tanımasak 40'ların başında bir çift evet. Evlenmişler gibi duruyor. Yani Mustafa evet, kendine evet. Çok iyi bakmış, çok genç görünüyor. Melis yaşından biraz daha büyük duruyor. Bir tık evet, o da yüze yapılan işlemlerle alakalı. Biraz fazla işlem yapıyoruz yüzlere. Evet, gençleşim derken yaşlaşıyoruz. Derken daha ileri yaşlı. Mustafa Sandal'ın yüzünde gerçekten var. Çok fazla işlem şişiklik var. Şişiklik var, baksana. Botoks yanak var, kenar. Zaten botoks kesim dolgu var. Yanaklarda dolgu var, biraz çenede de bir şey. Bence Melis herhalde... Şu çene çünkü evet, Mustafa'nın şey böyle var. Çenesi yok normalde. Var değil mi şu çenede? Bence Melis bu işleri iyi biliyor, Mustafa'ya da aşılattı. İğnelerle düğün öncesi. Bir düğün paketi yapmış olabilirler karı detoks, kocaya. Detoks değil mi böyle bir düğün dolgu botoks? Düğün işlemi olabilir. Yalnız takipçilerimizden birkaçı Mustafa Sandal Seda Sayan'la mı evlenmişti? İlk bakışta saç rengi, ten rengi. Evet o sarışınları. Uzaktan ama gerçekten bir Seda Sayan'a benziyor. Evet. Gelinlikleri nasıl evet. Buldunuz diyeceğim. Çok da gelinlik diyemeyiz. Bu bir elbise. Nikah masasına otururken giydiği o cesur elbiseyi bir getirirsek ekrana. Şimdi hep diyoruz ki gelinlikler için böyle beyaz renk, beyaz. Evet. Masumiyet temiz değil, temiz yani. Yeni bir sayfanın başlangıcı diyoruz. Biz hep Müge'ye diyoruz ki gelinlikler böyle dekolteden çok uzak abartı olmasın. Evet abartıdan uzak sade. Ama şimdi bir kere düğünlerin yapılma konsepti, içeriği, sonrasında hatta daha da temelendiğimizde evliliklerde de eski masumiyet kalmadı ki. Gelinlikte eski masumiyet kalsın. Evet. Gelinlikte birazcık imtina edilsin. Tabii ki seçim ama biraz gerçekten fazla dekolte. Evet. Yani bu arada gelinlik değil bu, bir ceket. Bir gelinlik ceket. Değil evet, bir ceket. Ceket ama nikah masasındaki görüntüye baktığında gelin damattan çok gelinin dekoltesine ister istemez gözünüz takılıyor mu? Takılıyor. Çünkü dikkat çekiyor çok fazla. Evet. Yani gelin zaten düğünde, nikahta as solist, baş kahraman her zaman gelindir. Evet. Yani davetliler ya da damat gölgeye düşer. Ya ama gelin burada zaten Müge müthiş. Çok güzel bir kız. Yani çok böyle güzel bir kız, zorlamaya gerek yok. Dekolteyle böyle ekstra bir dikkat çekmeye zaten gereksinimi yok. Evet. Çok güzel bir kızmış. Ama dikkat çekiyor. Ama mesela normal hayatımızda da magazin içindeki figürlerde de
ister istemez, belki bunu bilinçli yapmadı ama bir yarış zaten var. Çünkü insanlar çok doyumsuz. Evet. Ünlü isimlerde biraz daha fazla nasıl konuşulur? Rekabet çok fazla. Çok fazla. Bir de şöyle bir şey var. Mustafa Sandal 90'lardan çok da sevdiğimiz bir isim ama Mustafa Sandal'ı inanın çok samimi söylüyorum. Belki dinlerse kızacak bana ama Z kuşağı bir kulakta bir aşina böyle biri mi var şeklinde biri açıklarsa biliyor. Z kuşağı Mustafa ben Sandal'ı. Ben sana bu konuda katılmıyorum. Mustafa Sandal Z kuşağını çok iyi yakaladı. Yakalayamadım. Bak gerçekten çok iyi yakaladı. Gerçekten. O mod şarkısını falan bilmeyen yok zaten Mustafa. Neden bunu söylediğimi söyleyeyim. Neden? Şimdi ben yakın tarihte bir ödül gecesi yaptık biliyorsunuz. Evet. Ödül gecesinde Z kuşağının böyle 15 yıldır içinde. Biz de ödül aldık. Evet. Z kuşağı bizi seviyor. Evet. Magazini seviyorlar. Hadi yırttık. Doğru. Ama doğru söylüyor. Evet, magazini seviyorlar. Magazini seviyorlar. Doğru. Çünkü burada influencerları görüyorlar, yeni oyuncuları görüyorlar ve onlar için bir çekim alanı oluyor. Onlarla oturduk ve dedim ki 90'lardan bir isim söyleyin. Çünkü 90'lara da bir tatlı bir ödül verelim. Hmm. Çünkü onlar bizim hayatımızın aslında dolaylı yoldan bugüne getiren. Şimdi ben hiç isim söylemedim. 14-17 yaş grubu. Bir isim çıktı biliyor musunuz? Hiçbiri Mustafa Sandal demedi. Kim dediler? Hayır. Kim? Yonca Evcimik. Aa çok ilginç. Evet. O yüzden Z kuşağı Mustafa Sandal Z kuşağını yakalayamadı. Çünkü onlar yakalasa o ortamın içinde ya hocam Mustafa Sandal olsun ya da Kenan Doğulu olsun. Evet biliyorlar. Hmm. Bilmiyor değiller. Hmm. Ama hocam biz ödül vereceksek. Aa ilginç. O isim Yonca Evcimik olmalı dediler. Gerçekten. Doğrudur. Yani diğerlerini sadece kulak böyle şeyi. Hmm. Ya da bazen eski bir şarkı, evet eski bir şarkı yeniden gündeme geliyor. Ya onu da nasıl gündeme getiriyorlar? Mutlak surette yeni. Oradan da yakalıyorlar. Yeni rap gruplarından çok böyle hani sosyal medyada hayatımıza girmiş isimlerle düet yapıldığında yakalıyorlar. Ama Z kuşağı. İlginç. Peki Mustafa Sandal'ın düğün görüntülerinin nikah görüntülerinin yayınlanmasından böyle en fazla bir yarım saat sonra eski eşim paylaşım yapmasına ne diyorsunuz? Biraz bekle bari. Çok mutluyum, yani, yıkılmadım, ayaktayım, arkadaşlarımla eğleniyorum, umurumda bile değilsiniz. Psikolojik işte. Evet. Hayır bunu yapabilirsin, moral bulmak için bir yere gidiyor ama paylaşma. İşte orada zaten bir amaç var. Evet. Tabii. Yani kadın ayrılmış olsa da eşinden, ayrıldığı eşi bir başkasıyla evlendiğinde o içindeki bir burukluk... bir şekilde o haberlerin içinde olmak evet, istiyor, yani. İstiyor. Belli, yoksa haberlerin yapmaz. İçinde olmak istemiş. Ben de evet. Buradayım. Böyle bir istiyorum. Zamanlama olamaz. Çünkü. Evet, evet. Bir zamanlar benimle evliydi. Aynen öyle. İmzaya attı Mustafa Melis Emina'dan. Aynı dakikalarda böyle ben eğleniyorum, yıkılmadım ayakta. Bir de parmağında geldi. Kocaman tek taş şey mi demek istiyor? Bak sana taktı mı? Bende böyle tek taş var. Yok artık. O kadar mıdır? Yok artık. Hayır. Niye bana o kadar mıdır deyip beni küçümsüyorsun? Senin, senin beyninin içinde dönenleri o kadar merak ediyorum ki. Çok iyiymiş. Seni her şeyi kırmızı biliyorsun. Odaya davet etmek istiyorum. Ben de var sen. Kocaman tek taş. Bak, nikahtan yarım saat sonra. Sana taktı mı? Güzel olabilir doğru söylüyorsun. Ama Emine baksana düğünde de Mustafa Sandal nasıl karar almış? Altın takı mesela merasim hiçbir şey yok. Engelsiz yaşam aktaracaklar. Bravo tabii ki. Evet. Emina'nın evet bu paylaşımını ama sen de tek taş güzelmiş. Evet tek taş kocaman tek taş. Tek taşı niye bir erkek bir kadına tek taş alır? Niye? Çok çeşitli sebepleri var. Mesela, kadın kendine de alabilir tek evet, taşı. Evet hayır şeyi merak ediyorum. Bir erkek kendine alan da var. Kendine alan da var evet. Ama bir erkeğin bir kadına tek taş alma sebebi nedir? Sen daha iyi bilirsin neymiş? Ben merak ediyorum. Ya bir yandan da erkeğin etrafı havası. Bak ben eşime, sevgilime böyle tek taşlar takabilecek kudretli bir adamım. Şimdi biraz da kendisi için evet, yapıyor. Erkekler verdiğim değer bu falan mı? Öyle evet, mi algılamak sonra taşlar istiyor? Şey çıkıyor ama o taşların neyse. Karatı, taşlar büyüdükçe tehlikeliymiş. Taşların karatı böyle değil mi? Evet, bak, tahta karat. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Taşlar tabii. Büyüdüğü zaman büyük tehlike var. Küçük kalsın. Ha. Vallahi ha, öyle. Tabii. Taş büyüdüğü zaman hatalar, adam yaramazlık günahlar. Yapmaya başlamış. Ha, evet ama bir de bir gönül şey. Almak için gönül de almak taşı için. Büyütüyor. Kaş gözü oynuyor demek ki değil mi? Şimdi erkekler hem eşlerine tek taş alıyorlar eş zamanlı olarak sevgililerine de tek taş alıyorlar. Aynı arada kuyumcuya gitmemeleri lazım. Kuyumcu vallahi, bomba giden, yapabilir. Giden de var. Giden evet, de vardır. Patlatır yanlışlıkla onu ona gönderdi mi bitti.